İnci Gülgönül hanımefendi, akciğer kanseriydim diyor, akciğer kanseri. Zerdeçal seti ilk 10 günde etkisini göstermeye başladı. 6 ay sonrasını düşünemiyorum. Ha. Akciğer kanseri. Daha kullanmaya 10 gün olmuş, faydasını görmeye başladım. Teşekkür etmiş. 6 ay sonrasını diyor, düşünemiyorum. Evet, kanser, göğüs kanseri olan bir bayan vardı, 83 yaşında, Antalya'da, 18 santim, yani küçük bir top kadar. Voleybol topu var ya, o voleybol topu değil mi, küçük top? Voleybol topu kadar. Doktorlar ama bronşit, astım, tansiyon vesaire birçok hasta olduğu için ameliyat edemeyiz. Ameliyat olursa ameliyat masasında kalır. Bu nedenle böyle gitsin demişler. Ben dedim ki tedavi ederiz ama çok zaman alır. Çünkü bağışıklık sistemi çökük, çok çok hastalığı var. 18 santim bir de. Neredeyse bir küçük top kadar, voleybol topu kadar. Zaman sorun değil dedi oğlu. Yeter ki tedavi edelim. Başladı ürünleri kullanmaya. Bir yıl kullandı. Bir yılda iyileşti. Bir şey kalmadı. Diğer oğlu gelmiş bakmış. Annesi çok çok iyi. Demiş ki oğluna, şey, kardeşine, annem biraz da bizde kalabilir mi? Kalabilir demiş. Daha önce hiç ev işi yapamayan, yatalak gibi evde yatan, her şeyi annesine hazırlayan oğlu bu sefer kadın durmuyor. Evde börek, çörek, mutfakta çalışıyor falan. Almış götürmüş kardeşi annesine. 2 ay sonra annesi ölmüş. Ne oldu diye gidiyor ki. Kardeşi dur bir doktora götüreyim diyor. Doktor o diyor, kanserli hücre sayısı çok yüksek. Yani 5000'lerde olan kanserli hücre sayısı 76'ya düşmüş. 35'in altına düştü mü kanser yok demek. 35'in üstüne çıktı mı kanser var demek. Bu kadar basit. Şimdi aslında kanserli hücre olmayan insan yok. Herkeste var. Kanserli hücre herkeste var. Bağışıklık sistemi güçlü oldu mu hiç sorun değil. 35'e geçti o kansersin. Ya 5000'de kendi düşmüş 76'ya. Bir iki ay sonra o da düşecekti. Hemen ağır ilaçlar vere vere kadını zehirlemişler. Kadını verdikleri doktorun ilaçlardan zehirlenmiş ölmüş. Bir yıllık emeğimiz boşa gitti mi? Bir yıl rahat yaşadı yani en azından. Evet.